burada yaşayabilmek için sigarayı bırakacağım. Aynen öyle. Şimdi sigaranın ne kadar yararlı olduğunu anlatmaya çalışan insanlarla zararlarını anlatmaya çalışan insanların arasındaki sohbet ve çay saati. Sigara çirkinleştiriyor, yüzünü kırıştırıyor, saçlarını döküyor. Abi ilk defa ne zaman başladın sigara içmeye? Ben askerden geldiğim sonra başladım abi. Böyle... Askerden önce içmemiş miydin hiç? Hayır, hiç. Kullanmamıştım. Hani bir buçuk başına etmiş başladı. Dur. Yara bıraktın mı? Dur. Sen sonra geldin gördün mü? Biz ağzına göçtüğümüz yoldan geldiğimiz. Ha işte ondan sonra başladın sen sigaraya. İşte askerden geldi. 95'te falan başladı. 95'te. Askerden sonra ama. Evet. He 91. Bu askerliğini kaçta? 87'de bitirdi. Böyle ıssız dağ, hayvanlar alıp ıssız dağ gitti. Zav kampı. Orada sanki esirdim ben. Hep sigaradan buna tesirli oldum. Sağa bakıyorum, kimse yok. Soluma bakıyorum. Zav kampı dediğin bu şey... Yok, o şey, Karamanlı'nın ismi. Olsun. Evet, tamam. Zav kampı gibi diyorsun. Hayır, evet, tamam. Orman, yüksek dağların, karların arası. Sadece hayvanlar var, kuşlar var. Tabiatın içindesin, ındık çındık. Şey, sessizliği sevmiyorum, yani daha doğrusu böyle... Sürekli sessiz olmaz. Sessiz tabii. Aylarca, 6 ay sessiz kalıyor. Alışık da değilsin. Evet, insanları unutuyorsun. Hani, doğru. Evet. O kadar deli. Askerlik gerçek. Hayır, yayla zaten bir kere 2,5-3 aylık yayla. Sen 6 ay nereden uğraşıyorsun? Abi tamam abi de uğraşamazsın. Yani işte o da söz gelimi. Ama hakikaten yani yeri biraz elektrik yok. Su çok az. Çocuklar küçük. Amca bir de sevmedim adam varsa dibinde. Askeri gittiğin zaman evli miydin sen? Askeri gittiğin zaman evliydim. He tamam. Toroslara gittik ya, evlendikten sonra Toros'ta hayvan aldık gittik. Isızındık, çındık. Şimdi biz müziğe alışmışız, diskoya alışmışız, sahile alışmışız. Bu çocuğu dağın arasına götüreceğim, bu çocuk ne olacak? Tabii. Ya kanser olacak, ya verem olacak. Yani alışkanlıkların dışına çıkıyor. Ya bu geçiyor vuracaksın diyorlar. Ya bu deveye vuracaksın, ya bu diyardan gideceksin. Evet. Peki, şimdi... Ayşe yengemle nasıl tanıştınız Yaşar abi, bak. Onun müşteri geldi herhalde. Yok. Valla ben düğünlere giderdim. Kızlar hep beni süren. O tarihte Kadir Yandır gibiydi. Şimdi öylesin ama. He? Hı? Yok geçti artık. Yani Kadir İnanır'ın biraz daha böyle. Biraz küçükler abi. Böyle mahalleden gittim. Kızlar hangisi kızlar cümleyi sapacak diye bekliyorlar. Valla şimdi de yakışıklısın abi. İtiraf edeyim. Yemin ediyorum. Maşallah ama ben hiç bir şey söyleyeyim mi sana? Türklere değil, resmen böyle Avrupa erkeklerine benziyorsun. Bakımlısın, kilon fazla değil, boyun mükemmel, çalışkansın, sevecensin. Gerçekten öyle. Abi, düğünlere giderdim dedin. Evet. Ne oldu düğünlerde? Düğünlerde kızlar şarkı söyler. Ben bu kız kimin diye sorardım. Sen kızın. Ama bu yengem buralı değil. Sen nerede gördün yengemi? Bizim öbür mahalledeydi bu. Bu aynı... Bunlar burada mı oturuyorlardı? Tabii. Bizim vadi var arada. Vadinin bir tarafı bizim, bir tarafı onların da zorunda vadinin. Orada keçi güderdi, ben de keçi güderdim orada. Hıh. Yavaş yavaş birbirimize yaklaşıyorum. İlk gördüğünde nasıldı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni... Şimdi... konuştuğun her şey aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Evet. Benim orada çoban evi vardı. Gelsin benim evi temizlenmiş, pencereleri yıkanmış. Dur, şimdi daha tanışmıyordunuz. Senin orada bir çoban evin vardı. Evet. O çoban evinde sen bekar olduğun için koyunları gütmek giderdin. Geldiğinde... Beni aslında evi öyle fırfır yapardın. Allah Allah. Evet. Emin misin abi? Dur bakalım. Ne diyor bu adam? sen yine devam et saçmalamaya. Ne yapardı? Ben öğlen onların evine yemeğe yakın değilim. Bazen yemeğe giderdim oraya. Tamam. Davet ederlerdi. Gariban, fakir. Davet etmesi ben yine giderdim. Gariban, fakir. Yerinde öyle zaten. Davet falan yok. Ha, çat kapı verirsin. Bunu yadırganacak bir şey yok. Kesinlikle. Tabii. Tanışıksındır. Doğru. Anadolu'da böyle. Ha, o anda hazır ne varsa
Onu korsun olsa. O en güzel yemek olur zaten. Sevdiği için gelmiştir zaten. Tanıştı, hoşuna gidiyordu. Tabii. Ama annesi çocuğa yemek hazırlayın dedi annesi. Evet, öyle değil annem. Evet. Annesi... Anneseme çocuğa bir yemek hazırlayın dedi. Ama gariban olduğun için, kimsesiz kaldığın değil, için... Olsun olsun öyle değil. Ve sadece sen olduğun için değil belki bütün yani, Anadolu insanı. Annesi de istiyor benim kızım olsun diyor. Yani seviyordu seni. Evet. O, ister tabii. Niye istemezsin ya, sonuçta iyi niyet. Ne kadar güzeldi o zaman. Şimdi biraz sevimsizleştin. Yani o zaman da çok yakışıklı, sevilecek kadar huyun iyiymiş. Şimdi biraz aksileşmişsin diyor yengem. Ne diyorsa bu ise. Zaten yaşlı kalamak işte. Yaş 51. Vallahi maşallahınız var. Her ikiniz ya, çok gençsiniz. Hiç alakanız yok. Hayattaki karşılaştığınız bak mesela Allah aşkına. Bayağı yordu. Yani. O yönden biraz yorulduğu belli yoruldu. Ama yani kesinlikle yaşlılık diye bir şeyden bahsedemeyiz. Bak maşallah her ikiniz de gençliğin baharındasınız. Nazar değmesin yani. Devam edelim abi. Sonra geldin orada acıktığın zaman yengemin annesi çocuğun yemeğini koyun aç kalmasın dedi. Ben babam yoktu. Kardeşlerim küçüktü. Üçsüzdün. Evet. En büyük ailede benedim. Şimdi babasına dünüre gitsek babası bir ev istiyor. 3-5 altını istiyor. O para bende yok. Ne yapayım? Dedik yaşı çıksın. Yani 18 çıktıktan sonra biraz babası kanuncuydu. Maddeye tutturdu yani. Prosedür sahibi yani. Evet. Dedik yaşı çıksın. Bunu en iyisi kaçıralım. Kim derdi bunu? Benim kendim. Babasından habersiz. Tabii. Bu kadar şeye rağmen. Babam da biliyordu. Esasında bizim hani konuştuğumuzu babam da söylüyordu. Ama işte babası biliyordu verirdi ama bizim oraya gidip yaşlı amcalarla kapıyı çalmamız gerekirdi. Tabii. Yani Allah'ın emrini söylememiz gerekirdi. Tabii. Biz de bunun altından kalkamadığımıza göre. Evet. Yaşı çıksın 18 gittikten sonra kaçalım diye düşündü. Ama bunun haberi yok yine kaçalım diye. Bunlar Toroslar yaylaya gittiler, ben buraya bindim. İki ay sonra vardım, hediyemle beraber. Evler bir iki gün kaldım. Yani Ayşe'nin haberi yoktu. Evet. Kaçıracağını hiç... Aynen. Sen kendi kendine tasarladın. Evet. Kurgu yaptın, düşündün. Üç gün misafir oldum. Nerede oldun? Bunların evlerinde. Üçün dördüncü akşamı dedim sen gelmiyorsan ben başkasını götürüyorum. Bak, evet, şantaj yaptın resmen. Aynen. O da seni seviyordu. Sen de... Ondan sonra motosikletin markasına bindi. Karaman'dan 120 kilometre gece kaçtı. Karaman'dan? Karaman'dan. Karaman'da ne işiniz vardı? Karaman sınırlarında. Bunlar evlileri Toros'tadır. Karaman sınırlarında. Siz Karaman sınırlarında. Yaylamız Karaman'ın sınırlarıyla. Evet. Aynı Karaman sınırına da geçiyoruz yani. Anlattığına ilave bak ne anlatıyor şimdi. Sen ne anlatmak istersin Ayşe yenge? Yani kaçtığımız doğru. Evet. Ama başkası yani, da alırım bilmem gelmezse. Meze vardı o zaman yeni çıkıktı. Evet. Kaçtı 91'de. Meze. Meze meze. Evet. Vardı. Çok asla bakmalı. Evet. Evet. Ne dedi? Kaçtı geldik işte. Yani düğünü yaptı yani. Kaçtı işte kaçtılar diye. Bizim burada Kastan'da düğününü yapıyorlar. Peki baban annen daha sonra üzüldü. Bilmiş onlar zaten benim doğum tarihi. Şimdi biz 6. ayın 10'u örneğin. Biz onu ters okumuş yani 10. ayın 6'sı okuyacağımızda 10. ayın 6'sı 6. ayın 10'u yaşın çıkmasına 20 gün varmış. Biz atların içinde bir gün dolaştık. Hani bunlar muamele yaptırıyorlar diye duysun. Kayınpeder herhangi bizi mahkemeye vermesin diye biz atların içinde dolaştık.